meyveleri dahi bu suyla yıkıyoruz. Abdestimizi bundan alıyoruz. Her kullandığımız su bu. Sarı su dediğimiz. Bundan başka hiç suyumuz yok. Neler yaşandı? Bu su sorunumuz nasıl başladı? Bu sorunumuz bizim hiç yok su olmadığı için müracaat ettik. Davdan getirmek için. Şimdi de getirdik geldik 4 sene evvela. Bu sefer depo bak dediler. Geçen sene ihale çıkarıldı. İhaleden geldi. 4 aydan 5 aydan beri suyumuz depoyun yanına akıyor. Boşuna akıp duru. Hiç içme suyumuz gelmedi. Evet. 4 yıldır su savaşı veriyorsunuz. Savaşı veriyoruz. Hiçbir sonuç alamadık. Evet. İlk 2 defa bu depomuz ödenek aldı. İhale çıktı. Çıktı. Yani İlkinde ne kadar bir ödenek çıkmıştı? 36 bin TL civarında bir ödenek çıktı. Depolar yapıldı, şebeke yapıldı. Depolar, şebekeler yapıldı. Naneten yapıldı. Buna da paklak verdiler. Bütün oldu paklak verdi. Suyu depoladı verince, yani evlere suyu verince paklak çıktı. Her yer çıktı. Su Bundan sonra suyu kestiler. Su da okardan gelmez oldu. Davdan da gelmez oldu. Bu sefer davdan şebekeyle beraber şeyle getirdiler. İkinci ödenek çıktı. Bu sefer ödenek çıkasıya havuzun yanına kadar getirdiler. Bu sefer havuz paklak dediler. Öyle su akıyor boşuna. 5 aydan beri akıyor. Evet, sularımızı kadınlarımız olsun, erkeklerimiz olsun ya Bozdağ'dan ya da 2 kilometre, 1 kilometre ilerideki çeşmelerden. 1 kilo, 2 kilometre çeşmelerden getiriyoruz suyumuzu. Oldu olmadı bazı arabalarımızdan, Bozdağ'dan getiriyoruz. Ya da Altındaş tarafını gidiyoruz, oradan doldurup geliyoruz. Yani bu suyumuz yok. Suyu sorunumuz çözülmesi, bir an önce çözülmesini istiyoruz. Az az döküyoruz ki idare edelim diye. Evet abi, sayacımız kaç yıl oldu takılalı? 4 yıl oldu. 4 yıldan beri daha 1 kilovat suyumuz yok yani. Hiçbir yudum su kullanmadık biz bundan. Suyumuz gelmediği için? Hayır, gelmediği için hiç kullanmadık yani. Taktırdık ama hiç suyumuz gelmedi. Hiç de su faturası ödeyemediniz bu yüzden. Hayır. Şu anda gelen suyumuz bu. Evet, bu suyu ne olarak kullanıyoruz? İşe etmek için çamaşır yıkıyorlar. Ondan sonra abdest alıyoruz. Bulaşık yıkıyorlar. İşte idare ettiriyoruz. Evet. İçilebilecek düzeyde bir su olmasına rağmen belli bir sürede bu kadar kirlenebiliyor değil mi bu su? Tabii içilmiyor zaten kardeşim. Günde 2 sefer temizlersek öyle içeriz. Temizlemezsek içemeyiz. Evet. Bu suyu sulamada ve işte şeylerde kullanıyorlar. Bulaşıkta, şunda, bunda. Çamaşır, mağazaşır işte kendileri kullanıyor. Fazlasını buraya atıyorlar. Gerekirse tabi uzanla getiriyoruz. Evet. 4 kilometre uzaktan su getiriyoruz. Evet. Bu evlere giden su. Evet. Evlere giden su. Evet. Evlere içtiğimiz su bu işte bak. Benim kullanmadığım su bu. İşte muhtar bu suyu içilir diyor biz arkadaşlar. Bu su içilir mi? İçsin. Yetkililer de duysun. Onlar da içsin bu suyu. Bu su içilir mi arkadaşlar? Evet. Yetkililere içilebilir suyumuz var denilen su evet, bu. Evet, bu. Bu su.
Evet, bu suyu mu içiyorsunuz? Evet, bu suyu. Muhtar diyor ki herkesin suyu var. Böyle böyle diyor ki sizin başka bir suya ihtiyacınız yok. Bununla idare edin diyor. Yani bu içilirse içelim, hepimiz içelim. Yetkililerimiz de söylüyoruz yani. Gelsin görsün, yatağını görsün. Kullandığımız suya. Şöyle yukarı bakın, çıktığı yer altın gibi sapsarı. Böyle ak akı buran tutuyor. Fazladır böyle. He? İki seneden fazladır böyle. Şimdi beyaz olacak da hani bu duvarlar böyle altından mı kalacak? Tabii ya. Altan kalır ya. Altına bir şey. Olmazsa su kalacak yani bu şekilde. Ben suyun içinde mi olacak bana onlar? Tabii ya. Ya su da var içeride ya. Yok, yani buranın çıkışı. Neden beri hemen hemen bu şekilde bekliyor ama hiçbir icraat yok. Geliyorlar gidiyorlar aynı. Diyorlar ki yapacağız. Hiçbir şey de yapmıyorlar. Vanalar değişti. Daha önce demirdi. Ama içeri su girmiyor. Bir de içerisinde fayans olacak, kalabodur olacak diyorlar ama bir tane gelip çeken veyahut da yapan yok. Evet, 30 tonluk su deposu ama boş. Evet, şu anda 30 tonluk su deposu boş. Dışarıda görüyorsunuz su dışarıda boşuna akıyor. Evet. Ama halk kendisi susuz çekiyor. Hazırsın. İçmek için su istiyoruz. Su istiyoruz. Yangınlar için konulan itfaiye sulama yerleri galiba buralar. Evet. Buralarda da su yok değil mi? Hayır, yok. Hiç tıklam şey yok. Aslında bir sökülse de size göstersem ama anahtarı yok. Evet. Su olur. Yukarıdan gelmiyor su mu? Bunlar da hiç su görmedi. İçin geldi kapçı bunlara. Evet, gel hadi kaçtır be. Kaçı kaçtır be. Maşallah. Ağzım ben de tutup olacağız beni bir elin var. Ya dört oran bu akşam kadar turarsız olacak. Bu suyun üstüne de olacak. Kupayı verelim ya. Yılmaz bakın bakın suyu. Durun bakayım, çekilin ya. Bak sen doldurma. Zeynep in aşağı gari. Nereye yine? Doldurmaya ben doldurdum. Sen kartına düşeceksin. Bir durup durmayın ben. Çekilin bakayım hemen. Yeter gari. Al bir suyun var, al bir tane. Yeter o yana. Sabahına mı yatağa geliyorlar? Ben seni ağrım bilir. Güzel ol, ben doldurdum. Yeter gari, nenen kaçtı. Biz yine mi durmadın abi? Doldurma ya sizi ki. Gerek yok ya. O kadar hep dolduracaktır ama. Ben kurdum onu. Evlere suyumuz akmıyor değil mi teyze? Hayır akmıyor. Çeşmelerden böyle. Bir seneden geçti o su oraya gelmedi. Deri akıyor boynu. 2009'dan beri 3 yıl oldu. 4. yıla girdi. İnşallah inşallah. Halen taktik be. İlgilene yok. Muhtar zaten hiç ilgilenmiyor. 3 tane ev var. Susuz ya susuz.
Bir sürü el susuz. Çocuklarla. İçme suyumuz olmadığı için böyle taşımalı evet. Su. Evet. Yok. Bunlar geliyor. Arabamızdan doldurup gidiyor. Evlere akan suyumuz sarı su hastalık yapıyor mu çocuklarda? İshal oluyor işte. Şimdi hasta kaçıncı gidiyor hatta doktora yok. Makineler bağırıyor. Serum yiyip tekrar geri geliyorlar. Evet. Muhtar ilgilenmiyor ki. Hiç ilgilenmiyor muhtar. Tamam bizim iş. Burada günde ya da ne kadar sürede bir buradan su dolduruyorsunuz? Günde İçme üç su. Sefer, üç sefer geliyor. Evet. Hayvanlar işçenem düşünüyor. Kendi işçenem düşünüyor. Ağırda ya dolduracağız. Bir daha yapalım. Çoluğum çocuğu şey etsenem. İçme su istiyorsunuz. Evet, içme su. Sen götür be seni. Bizi bu su. Nereden git var bu su?